Canlarım selam. 70 günde TYT Matematik kampımızın geldik bugün tamı tamına 38. gününe. Problemler böyle dolu dizgin gidiyor arkadaşlar. Bugün yaş problemlerine geçiyoruz. Yaş problemleri temel tanım testinde Biraz böyle yaş problemleri de neler oluyor. İşte biraz böyle klasik öğreneceğimiz soruları konuşacağız. Sonra Fişinaldo testlerine geçeceğiz. 39. günde çok güzel sorular var orada da tam böyle ÖSYM'nin ağzına layık böyle güzel sorular. Ama şu yaş problemlerinin önce nedir, ne değildir onu güzel bir şekilde anlayalım. Yine yaş problemlerinde arkadaşlar size çözdüreceğim sorular da olacak. Bunu deneyin dediğim sorular olacak. Lütfen deneyin dediğim soruları denemeyi ihmal etmeyin. Her zaman ne diyorum? Her zaman her soru bir şansı hak eder arkadaşlar. Bunu unutmayın tamam mı? Peki hadi bakalım başlayalım bugün. Şöyle sarı gelinimizi de alalım bir elimize. Ee, şimdi kaçı yapacağız? Kaçı yapacağız? Şöyle bakalım. Evet sayfa 124 gençler. 125 ve 126. 3 sayfa konuşacağız bugün. Sonra bitireceğiz. Tamam. İyisiniz. Problem yok. Bazen yorumlarda görüyorum. Hocam motivasyonum düşüyor. Böyle yapamayacakmış gibi hissediyorum kendimi falan ama sonradan bir topluyorum falan diyorsunuz. O her zaman hayatın her zaman her yerinde oluyor arkadaşlar ki uzun bir maraton her şeyi detaylı inceliyoruz zor şeyler de karşımıza çıkıyor kolayını da yapıyoruz ortasını da yapıyoruz zorunu da yapıyoruz çok zorunu da yapıyoruz arada bir böyle yapamayacakmışsınız gibi hissetmeniz gayet normal bu dediğim gibi hayatın her alanında var ama dediğim gibi yine her zaman söylüyorum demek ki ben bunları Yapamayacakmış gibi olduğunuzda hemen aklınıza şunu getirin. Buna her insan yaşıyor ama başarılı olanlar o yapamayacakmış gibi hissettiklerinde o hissi bir an önce yenmesini bilenlerdir. O yüzden yapamayacakmış gibi olduğunuz zaman hep böyle bir durun ve deyin ki yani hep ben hayat felsefesi olarak da bunu bu şekilde düşünüyorum. Arkadaşlar bu işi milyonlarca insan deniyor ve bir sürü kişi yapıyor. Yapamayanlarla yapanların arasındaki farkı düşünün. O farkı bulduğunuz zaman ki cevabını siz de biliyorsunuz. O motivasyon düşüklükleri, o depresif durumlar, o boğulmalar, o sıkılmalar geçecektir diye düşünüyorum ve derse başlıyorum. <laughs> Bu hareketi de yeni buldum ne alakaysa. <laughs> Hadi gel. Evet şöyle gezelim isterseniz. Bir gezintiye çıkalım. Şöyle bakalım bakalım bakalım. Hop ve birinci soruyla birinci soru değil özelliğimiz varmış. Bir tane özellikle başlayalım arkadaşlar. Şöyle özelliğe yakınlaşalım ve başlayalım. Ne diyor özelliğimizde? Bakalım. Bir kişinin yaşı T yıl sonra ne kadar artar? T kadar artar. Ben niye böyle yamuk yamuk durduğumu hissediyorum ya. Neyse. Kim? Hı. Bir kişinin yaşı T yıl sonra T kadar artar. 3 yıl sonra yaşım 3 artar. 5 yıl sonra 5 artar. 10 yıl sonra 10 artar. Bir kişinin şimdiki yaşı x ise t yıl önceki yaşı bak şimdiki yaşı x ise t yıl önceki yaşı x eksi t t yıl sonraki yaşı da x artı t olur. Yaşım 10 ise 10 sene sonra 20 yaşındayım. 5 sene önce 10 eksi 5'ten 5 yaşındayım. Yani önceki dediğimiz zaman çıkartıyoruz. Sonraki dediğimiz zaman ekliyoruz. En kişinin yaşı t yıl sonra n çarpı t kadar artar. Mesela 3 kişi var. Ve bu 3 kişinin yaşı e, toplamda ne kadar artar diyor 5 sene sonra. Bu 5 sene sonra bu 3 kişinin her biri 5'er yaş büyüyecek. Yani birinci kişi de 5 yaş, ikinci kişi de 5 yaş, üçüncü kişi de 5 yaş büyüyecek. Yani 3 çarpı 5'ten bunların yaşları toplamda 15 büyüyecek diye düşünebiliriz arkadaşlar. Kaç yıl geçerse geçsin 2 kişinin arasındaki yaş farkı ne olmaz arkadaşlar. Hiçbir zaman değişmez. Tamam mı? Yani benim sen ben herhangi birinizden 15 yaş büyüksem aradan 100 sene de geçse 100 sen 100 yaş yaşlanacaksın. Ben 100 yaş yaşlanacağım ve aramızdaki yaş farkı her zaman 15 kalmaya devam edecek. Birinci soruyla başlıyoruz. Ozan 30 yaşındadır. Ozan'ın 10 yıl önceki yaşı onun 10 yıl sonraki yaşına oranı kaçtır diyor. Ozan 30 yaşında 10 yıl önce Ozan 20 yaşında 10 yıl sonra Ozan 40 yaşında 20 bölü 40'dan 2 bölü 4 yani 1 bölü 2. Tamam Kolaydı. 2'ye geldik. İki kardeşin yaşları toplamı 50'dir. 10 yıl sonra yaşları toplamı kaç olur? Birinci kardeş, ikinci kardeş. Arkadaşlar 10 yıl sonra birinci kardeş de 10 yıl büyüyecek. İkinci kardeş de 10 yıl büyüyecek. Yaşları toplamı 50 iken 10'ar daha artacak. Yani 50 artı 10 çarpı 2'den 70 olacak. Bu adamların yaşları toplamı. Tamam. Kolaydı. Üçüncü soru. Oğuz'un yaşı Doğukan'ın yaşının 3 katından 3 katın katının 5 fazlasıdır. Oğuz'un yaşı ve Doğukan'ın yaşı Oğuz'un yaşı Doğukan'ın yaşının 3 katının 5 fazlasıdır. Doğukan'ın yaşı şöyle diyeceğiz. Doğukan'ın yaşına x dersek Oğuz'un yaşı Doğukan'ın 3 katından 5 fazladır. Oğuz ile Doğukan'ın yaşları farkı 25 olduğuna göre yani Oğuz'un yaşından Doğukan'ın yaşını çıkartınca bunların yaşları farkı 25 oluyormuş. Buradan 2 tane x eşittir. Bu tarafa atarsam 20. Buradan x ne geldi? x 10 geldi. Peki Oğuz'un 5 yıl önceki yaşı. Şimdi Oğuz'un şimdiki yaşını bir bulalım önce. x yerine 10 yazalım. 30 artı 5 tane. 35. Doğukan'ın yaşı da kaçmış? 5'miş. Oğuz'un 5 yıl önceki yaşını soruyor. 35 eksi 5'ten 30 yaşındaymış. Oğuz 5 yıl önce. Tamam. Güzel. Devam edelim. Bir anne 26 kızı da 2 yaşındaymış. Hemen abicim hemen. Anne kızı. Anne 26 yaşında kızı da 2 yaşında. Tamam. Kaç yıl sonra bak burada bir bilinmeyen var. Kaç yıl? Kaç yıl sonra annenin yaşı kızının yaşının 3 katına eşit olur diye soruyor. Kaç yıl sonra olsun? X yıl sonra olsun. Şimdi buradan X yıl geçtiği zaman anne 26 artı X yaşına gelir mi? Gelir. Peki kız boş mu duruyor? X yıl geçince anne yaşlanıyor da kız büyümüyor mu? O da büyüyor. Ne kadar büyüyor? E X yıl geçtiğine göre bu da X yaş büyüyor. Yani bu da 2 artı X oluyor. İşte artık bizim istediğimiz yıla geldik. Hangi yıl o? Annenin yaşının kızının yaşının 3 katı olduğu yıla geldik. İşte bu. Bu denklemi çözeceğiz. 26 artı x eşittir. 3'ü içeri dağıtırsam 6 artı 3 tane x oldu. Bu tarafa attım 2 tane x. Bu tarafa attım 6'yı 20. Buradan x'ine geldi 10 geldi. Tamam. x 10. Bize ne soruyor? Kaç yıl sonra? E 10 yıl sonraymış işte. Gel sağlamasını yapalım. Kız anne 26 yaşında. 10 yıl sonra 36 yaşında. Kız 2 yaşında. 10 yıl sonra 12 yaşında. Bak kaç katı oldu? 3 kat. Biz de zaten onu istiyorduk. Gördün mü? Geldik soru 5. Deniyorsun bu soruyu? Hemen dene. Çok zor bir şey değil. Bu bilgiyle bile yaparsın çok rahat. Kürşat ile Hızır'ın 2 yıl önceki yaşları oranı 2/5'tir. 3 yıl sonraki yaşları oranı da 3/4 olacaktır. Kürşat ve Hızır'ın bugünkü yaşları toplamı kaçtır? Hızır. Şimdi arkadaşlar Kürşat Hızır. Burada bir timeline yapmamız lazım. Ne demek timeline? Şimdi bugün, bugünü konuşmamız lazım. 2 yıl önceyi konuşmamız lazım. 2 yıl önceyi. Bir de 3 yıl sonrayı. Tabi siz bu kadar zaman kaybetmemelisiniz sınav esnasında. Böyle tek tek yazmamalısınız ama ben size öğretme aşamasında bunu yapayım da siz öğrendikten sonra tık 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 bunları yazmadan da şematize edebilirsiniz. Tamam mı? E, canlarım benim. Şimdi bugün Bugün Hızır'ın yaşı x olsun. Şey Kürşat'ın yaşı x olsun. Hızır'ın yaşı y olsun. Bak böyle yapma. Neden böyle yapma? Çünkü sana yaşlar oranını vermiş. Neden iki bilinmeye giresin ki? Bugünden devam etme. Ne zamandan devam et? Ne zamanı vermiş ilk? 2 yıl önceyi vermiş. O zaman sen 2 yıl önceye git. 2 yıl önce yaşlar oranı 2/5. Yani 2 yıl önce Kürşat'ın yaşına 2x dersen Hızır'ın yaşının 5x olduğunu biliyorsun. 2 bölü 5. Şimdi bugüne gelirsen 2 yıl önce deyiz. Bugün demek 2 yıl sonrasına gittik demek. E, o zaman burası 2x artı 2. Burası da 5x artı e, 2. Peki 2 yıl öncesinden bugüne geldik. Şimdi 3 yıl sonrasına gidiyoruz. Yani 2x artı 5. Bugünden 3 yıl ileri gittik. 5x artı 5. Bugünden 3 yıl ileri gittik. Yaşları oranı 3 bölü 4 olacakmış. He 2x artı 5 bölü 5x artı 5 yani 3 yıl sonraki yaşları oranı 3 bölü 4. Buradan x'i bulacağız işte. İçler dışlar yaparsak 8 tane x artı 20 eşittir. Kaç oluyor? 15 tane x artı 15 mi oluyor? Hmm. Bunu bu tarafa atarsak 7 tane x oldu. Bunu bu tarafa atarsak 5 oldu. Buradan da x eşittir 5 bölü 7 çıktı. Sen de dedin ki hayda x eşittir 5 bölü 7 ben ne yapacağım? Şimdi dur sakin ol. Sana ne soruyor soru bir bak bir şans ver. Kürşat'la Hızır'ın bugünkü yaşlarının toplamı kaçtır? Bugün Kürşat 2x artı 2. Hızır da 5x artı 2 yaşında. Bunları toplarsanız arkadaşlar 7x artı 4'ü soruyor. E, x yerine 5 bölü 7 yazarsanız 7 çarpı 5 bölü 7 artı 4'ten 7'ler birbirini götürür. Sorumuzun cevabı 9 olur. Tamamdır. mıdır? Peki. Ee, geldik soru 6'ya. Can Set'in bugünkü yaşı iki basamaklı AB sayısıdır. Can Set'in 27 yıl sonraki yaşı iki basamaklı BA sayısı olduğuna göre B'nin alabileceği en küçük değer kaçtır diye soruyor. Şimdi Can Set'imizin bugünkü yaşı neymiş? Bugün. Bugünkü yaşı AB'ymiş. Peki 27 yıl sonraki yaşı ne olur? AB artı 27. Öyle değil mi? 27 yıl geçti çünkü. E, i̇ki basamaklı BA sayısına eşitmiş bu. Bu eşittir BA. At bunu bu tarafa. BA eksi AB eşittir kaç oldu? 27. Şimdi burada sayı çözümleme yap. 10B artı A. iki basamaklı ya bunlar. Burada 10A artı B. yi de içeri dağıt. Eksi 10A eksi B mi oldu yavrucuğum? Eşittir 27 ye mi? Şimdi 10B'den B çıktı. 9 tane B oldu. A'dan 10A çıktı. 9 tane A oldu. Eşit oldu mu sana 27'ye? 9'a bölersen B eksi A oldu mu sana? 3. Ne soruyor sana? B'nin alabileceği en küçük değer. Şimdi B 9'dan başlar en büyük. 9, 8 falan diye gider. En küçük değerine bakalım. 1 veremeyiz B'ye. Çünkü 1'den ne çıkarınca 3 olacak olmaz. B'ye en az 3 de veremeyiz. Çünkü 3 verirsek A 0 olur. B, A, B 2 basamaklı olmaz. O zaman B'ye en küçük 4. A'ya zaten 1 olur. B'nin en küçük alabileceği değer de 4 çıkmış olur canlarım. Tamam mı? Şimdi Eee iki çocuklu soruyu bu soruyu yapacağım. 8. soruyu beraber deneyeceğiz tamam mı? Şimdi 7. Bir annenin yaşı hemen annemizi yazdık. İki çocuğunun yaş farkının 6 katına eşittir. He. İki çocuğun yaş farkı dikkat edin yaşları farkı. Bak bir daha söylüyorum yaşları farkı tamam mı? İki bir annenin yaşı iki çocuğunun yaşları farkının 6 katı. Yani iki çocuğun yaşları farkı x ise annenin yaşının 6x olduğunu biliyoruz. Bu cepte dursun. 4 yıl sonra hop 6x artı 4 hop x dakika yani hocam Şimdi oradan artı 4 yaptım buraya yine x yazdın bir şey bir şey unutmadın mı hocam bir şeyi atlamadın mı hocam yok hiçbir şey atlamadım yaşları farkı demiş arkadaşlar aradan 4 yılda geçse 14 yılda geçse 2 milyon 414 bin 414 yılda geçse <laughs> Ee, vazgeçmem. Arkadaşlar kaç yıl geçerse geçsin, çocukların yaş farkı değişmez. Buraya yine x yazmamız gerekiyordu. Annenin yaşı çocuklarının yaş farkının evet 7 katının evet 1 eksiğine eşit olacaktır. Denklemimiz bu. Hayırlı uğurlu olsun. Bunu bu tarafa attım. x oldu. Bunu bu tarafa attım 5. X eşittir 5. Buna göre annenin bugünkü yaşı ona biz 6x demiştik. 6 kere 5'ten sorumuzun cevabı ne geldi? 30 geldi. Şimdi şunu şöyle çözelim. Anne 2 çocuk. Annenin yaşı 2 çocuğun yaşları toplamının olsun bu sefer. 6 katına eşittir. Yani x 6x yine. Bu sefer şöyle yapacağız. 4 yıl sonra dediği için 6x artı 4. 4 yıl sonra dediği için x artı 8 Hocam niye 4 değil? Çünkü orada 2 kişi var. Yaşları toplamı. Ee, birinci çocuk da 4 yaş büyüyor. ikinci çocuk da 4 yaş büyüyor. Yaşları toplamı toplamda 8 yaş büyüyor. Ee, kaç yıl sonra diyor. E, <laughs> 4 yıl sonra annenin yaşı çocuklarının yaşları farkının 7 katının bir eksiğine eşit olacaktır. 7 katının bir eksiği. Buradan 6x artı 4 eşittir. 7x artı 8 kere 7 56 55 tabii ki buradan negatif çıkacak çünkü soruyu ona göre ayarlamamışız ama burada göstermek istediğim şey arkadaşlar iki kişinin yaşları fark, toplam farkı değişmezken kaç yıl geçerse geçsin yaşları toplamı geçen sürenin kişi sayısıyla çarpımı kadar büyür ama tabii burada soruyu ona göre ayarlamadığımız için negatif çıktı kafa karışmasın örnek 8 Deneyebiliriz 8'i ama böyle 3'er yıl 3'er yıl, er yıl hocam ben bir ya bir durun hocam bir dur be hocam bir dur be falan diyorsanız bir bekleyebilirsiniz. Şimdi bir babanın yaşı babuş. Üçer yıl arayla doğmuş üç evladının yaşları toplamına eşittir. Hmm. Şimdi bunlar üçer yıl arayla doğmuş. Birinci evlat hatta şöyle diyelim arkadaşlar. Büyük evlat, ortanca evlat, küçük bok oldu. O zaman şöyle yapalım. Küçük evlat, ortanca evlat, bir de büyük evlat. Buna da baba demeyelim, father diyelim, dedi diyelim. Dedi dedi. Şimdi bunlar üçer yıl arayla doğmuşsa ben bu küçüğün yaşına x dersem ortancanın yaşı x artı 3 büyüğün yaşı da x artı 6 olmaz mı? Burada bir e, şeyiniz var mı? E, bir, bir itirazınız var mı? Yok bak hepsi üçer yıl arayla doğmuş ve büyük olan en büyük zaten. Peki bir babanın yaşı, bugünkü yaşı 3'er yıl arayla doğmuş 3 evladının yaşları toplamına eşittir. 3x artı 9'a eşitmiş yani onları topladığımız zaman. Eyvallah bunu yazdık. Baba 45 yaşında olduğu zaman. O zaman dediği gelelim. 45'e eşit diyelim. 9'u karşı tarafa attığım zaman 3x eşittir 36'dan. x eşittir. Kaç gelir? 12 gelir. Ee, büyük çocuk doğduğunda. Şimdi büyük çocuğun yaşına bakalım. x yerine 12 yazarsak büyük çocuk 18 yaşında. Baba da 45 yaşında. Şimdi büyük çocuk 18 yaşında. Baba 45 yaşında. Büyük çocuk doğduğunda o zaman 18 yıl geriye gideceğiz. Baba da 45 18'den 27 yaşında olacakmış. Bu adam 27 yaşında baba olmuş. Ben de 27 yaşında baba olmuştum. Yok. 28. Yok. 29. Pardon. Ben 29 yaşında baba olmuşum. Şimdi bir annenin yaşı iki çocuğun yaş farkının 5 katıdır. Buş bir annenin yaşı, iki çocuğun yaş farkının 5 katıdır. Bu soruyu kesin deniyorsun. Annenin yaşı, iki tane çocuğun yaşları farkının 5 katı. Burada sıkıntı var mı? Bak böyle yaptım. Küçük mü yazıyorum biraz? Ne diyorsunuz? Yazılarım hakkında ne diyorsunuz? Küçükse biraz büyütebilirim yani gözünüz görmüyorsa. 7 yıl sonra. 5x hmm, artı 7 yaşına geldi anamız. Ama çocuklarımızın yaş farkı sabit. Ee, annenin yaşı, çocukların yaş farkının 6 katı olacağına göre eşittir. 6 katı. O zaman x eşittir 7 mi çıktı? Annenin bugünkü yaşını soruyor. 7 kere 5'ten 35. Bak bu soruyu yapmışsındır değil mi? Aynısını çok, çok benzerini çözdük. Soru 10. Yapıyorsun bu soruyu. Deniyorsun. Bir babanın yaşı. Babuşu yazdık. Oğlunun yaşı. Oğlunu yazdık. Kızını yazdık. Lan yine bok oldu ya. Ben anlamadım kardeş. Neyse artık bu kalsın böyle ya. <laughs> Bir babanın yaşı. Oğlunun yaşının 5 katı. Kızının yaşının 3 katıdır. Ha. Hmm. Bir babanın yaşı oğlunun yaşının 5 katı, kızının yaşının 3 katıdır. Nasıl yapacağız hocam bunu? Baba, oğlu, kızı 5 katı, 3 katı. Şöyle yapacaksın. Babanın yaşı oğlunun yaşının 3 katı. Yani 3 tane o. Babanın yaşı kızının yaşının 5 katı. Yani 5 tane k. He, o zaman burada babanın yaşına güzel bir şey verelim. Hem 3'ün hem 5'in katını verelim. Yani babanın yaşına 15x diyelim. Babanın yaşı 15x ise tamam mı? 15x eşittir 5 tane kızdan kızın yaşı da 3x'tir. Oğlunun yaşı 15x eşittir 3 odan, burada 5x'tir. Gördün mü? Kız şimdiki yaşının 2 kat yaşına geldiğinde yani 6x olduğunda diyor babanın yaşının oğlunun yaşına oranı. Yani kaç yıl geçmiş aradan? 3x yıl geçmiş. Bak sakın şöyle yapma. Ha. Bu 2 katı yaşına geldiğinde bu da 2 katı yaşına gelir. Aman diyeyim. Aman. Yani 5 yaşındaki biri 2 katı yaşına 10 yaşına geldiğinde 30 yaşındaki kişi de 60 yaşına mı geliyor? Aman diyeyim yani. Aradan geçen yıla bakacaksın. 3 yıllık 3x yıl geçmiş. Buradan da 3x yıl geçerse bu 18x yaşına gelir. Buradan da 3x yıl geçerse 8x yaşına gelir. Babanın yaşının yani 18x'in oğlunun yaşına yani 8x'e oranını soruyor. Cevabımız 9/4 olacak, tamam mı? Soru 11. Deniyorsun. Behzat ve Mustafa'nın bugünkü yaşları toplama 50'dir. Sayı problemleri gibi düşün. Behzat, Mustafa. Behzat, Mustafa'dan kaç yaş büyüktür? O zaman x diyeceğimiz şeyin çok bir önemi yok. Behzat'a x diyelim. Mustafa'ya 50-x diyelim. Yaşları toplama 50'ymiş ya. Behzat, Mustafa'nın bugünkü yaşındayken. Ha bak. Behzat, Behzat. Mustafa'nın bugünkü yaşındayken. Yani 50-x yaşındayken. Şimdi buradan kaç yıl geçmiştir? Ona bakalım ya da kaç yıl geriye gittik onu bilmiyorum x'e bağlı o onu bilmiyorum şimdi x'i nasıl 50 eksi x yaparız biraz zor eksi falan var o zaman biz şunu şöyle değiştirelim ne olacak Mustafa'ya x diyelim Behzat'a 50 eksi x diyelim ne biz hata yapamaz mıyız insan olarak sen de insansın öğrenciyiz diye insan yapama insan yapamayız diye bir şey Şimdi Behzat ve Mustafa'nın yaşları toplamı 50. Behzat Mustafa'nın bugünkü yaşındayken yani x yaşındayken Aradan kaç yıl geçmiş bakalım. 50 eksi x'i nasıl x yaparsınız? Bir kere üstüne bir 2x eklemeniz lazım. Değil mi? 2x ekleyeceksiniz ki 2x eksi x'ten x olsun. Bir de bu 50'yi yok etmek için eksi 50 yapmanız lazım. Yani 2x eksi 50. E buraya da 2x eksi 50 yapacağız. Burada ne olacak? 3x eksi 50. Evet. Behzat Mustafa'nın bugünkü yaşındayken ikisinin yaşları toplamı 46'dır. Topla bunu 46'ya eşitle. Buradan 4 tane x eşittir. Bu tarafa atarsam 96. Buradan x eşittir. 96'yı 4'e bölersem 24 mi oluyor? x eşittir 24. Ne soruyorsun bana? Behzat Mustafa'dan kaç yaş büyüktür? Behzat'ın yaşı 50-24'ten 26. Mustafa'nın yaşı da 24. Behzat Mustafa'dan 2 yaş büyükmüş arkadaşlar. Sorumuzun cevabı 2. 12. 3 tane bilinmeyen girdi bu sefer. 3 kişi girdi için içine. Yine deniyorsun. Şans veriyorsun. Okan, Kutay ve Göktuğ'un bugünkü yaşları toplamı 44'tür. Okan, Kutay ve Göktuğ. Bugünkü yaşları toplamı 44'tür. Burada arkadaşlar mecburen hani en fazla 2 bilinmeyene düşürürüz ama gerek yok. X diyelim, Y diyelim ve Z diyelim arkadaşlar. Ve X artı Y artı Z'nin kaç olduğunu söyleyebiliriz? 44 olduğunu söyleyebiliriz. Tamam. Okan Kutay'ın bugünkü yaşına geldiğinde Okan Kutay'ın bugünkü yaşına geldiğinde. Aradan kaç yıl geçmiştir arkadaşlar? X'i nasıl Y yaparız? Üstüne bir Y ekleyip bir de X çıkartırız ki X'ler gitsin Y olsun. O zaman buradan da Y eksi X yıl geçecek. 2Y eksi X olacak. Buradan da Y eksi X yıl geçecek. Z artı Y eksi X olacak. Yani Okan Kutay'ın yaşına geldiğinde yaşlar böyle oluyor. Göktuğ'un yaşı Kutay'ın yaşının iki katına eşit olacaktır. Göktuğ'un yaşı yani Z artı Y eksi X eşittir. Kutay'ın yaşının 2 katına yani 2 çarpı 2y eksi x olacaktır. Tamam. Şimdi ne yapabiliriz buradan? Z artı y eksi x. Şunu da dağıtırız içeri. 4y eksi 2 tane x olur. Tamam mı? Şimdi bak. Bak şimdi. Bak olayı izle. Bu tarafa atıyorum. Z artı y artı 2x olarak geçerse 2x'ten x çıktı. Burası da artı x oldu. Eşittir 4y. Aa, x artı y artı z'yi 44 vermişti. O zaman 44 eşittir 4y'den y'ne geldi 11. İnşallah Kutay'ın bugünkü yaşını soruyorsundur. Bakayım Kutay'ın bugünkü yaşı kaçtır? Doğru cevabımız 11 olacaktır. Anlaştık. Problem yok. Devam o zaman. 13. Çok zor bir soru değil. Yaparız. Problem yok. Şimdi Mustafa'nın yaşı iki basamaklı AB sayısıymış. Ahmet'in yaşı da iki basamaklı BA sayısıymış. Mustafa Ahmet'in yaşına geldiğinde BA olduğunda Ahmet'in yaşı Mustafa'nın bu yaşının 2 katından 25 eksik oluyormuş. Ha. Şimdi hocam bunu burada yaşlara nasıl ulaşacağız? Arkadaşlar, buradan geçen süreyle buradan geçen süre aynı. Yani BA'dan AB'yi çıkarttığımız zaman çıkan sonuçla 2 tane BA 25'ten BA'yı çıkarttığımızda çıkan sonuç aynı. E bak burası BA, burası da BA, BA'lar gitti. Eksi BA, eksi 25, eksi şey, e AB, eksi 25 ise AB buradan zaten 25 çıkar. O zaman A5, B2, A ile 5'in toplamı da A2, B5 toplamları da 7 olur. Tamamdır. Geldik 18. Haydi bakalım. Deniyoruz beraber. Görkemin yaşı iki basamaklı x'ye sayısıdır. Yazdın mı? Yazdım babacığım. Yusuf'un yaşı x artı 9'muş. Yazdım babacım. Yazdım Doruğun yaşı da y artı 13. Onu da yazdım babacığım. Şimdi 5 yıl sonra diyor. O zaman görkemin yaşı x artı 5 olur. Doruğun yaşı x artı 14 olur. Gö şey Yusuf'un yaşı. Doruğun yaşı da y artı 18 olur. 5 yıl sonra görkemin yaşı eşittir. Yusuf'la Doruğun yaşları toplamıymış. Bitti. Burayı çözümlüyorum. 10x artı y artı 5 diyorum. Burası da x artı y artı 18 ile 14'ü toplarsak eğer hesaplamalarım beni yamultmuyorsa burası da 32 olacaktır. Şimdi bu y'ler zaten aynı. Haşır tutu blackboard. Bunlar gittiler. Bu ikisi e, bu tarafa atarsam 9 tane x eşittir. 32'den 5 çıkartırsak 27. Buradan x eşittir 3 olur. Yani arkadaşlar görkemin yaşı 3y. Değil mi? 3y. 2 basamak sayısı. En çok kaç olur dediğine göre 9 olur. Çünkü burada y bağımsız. Yani y'ler gittiği için y'ye istediğiniz rakam değerini verebilirsiniz. En çok dediği için 9 verdim. O zaman Görkem abimizin yaşı en fazla 39 oluyormuş. 15'e geldik. Haydi bakalım, haydi bakalım deniyoruz beraber. Artık bundan sonra deniyoruz. Bugünkü yaşları 2 ve 3 ile orantılı olan iki kardeşin 6 yıl sonraki yaşları 3 4 ile orantılıysa büyük olanın bugünkü yaş. Yapıyorsun bu soruyu. Bu soruyu yapıyorsun, benden öpücüğü alıyorsun. Bugünkü yaşlar, e, ee, küçük kardeş ve büyük kardeş diyoruz. 2 ile 3 ile orantılı diyor. O zaman buna 2x diyeceğiz. Buna 3x diyeceğiz. Bu bugünkü. Tamam mı? Şimdi 6 yıl sonra dediğine göre 2x artı 6 yaşına geldik. 3x artı 6 yaşına geldik. Diyor ki iki kardeşin 6 yıl sonraki yaşları 3 ve 4 ile orantılı olacakmış. E, o zaman bunların oranı 3 bölü 4 olur. Yani bunu götürüp buna böldüğünüz zaman aradaki oran soru öyle söylüyor. 3 bölü 4 oluyormuş. O zaman 3 bölü 4'e eşitledim. 8 tane x artı 24 eşittir. 9 tane x artı 18 oldu. Ee, buradan x eşittir. 6 geldi. Ne soruyorsun bize? Büyük olanın bugünkü yaşı. Bugün bugün buraydı. Büyük olanın bugünkü yaşı 6 kere 3'ten kaç eşit olur? 18'e eşit olur. Şöyle de gelin içini tık tık boyayalım ve devam edelim. 16. soruya geldik. 1979 yılında doğan Orkun yaşını soran arkadaşlara sizi ilgilendirmez diyor. Bu sizi hiç alakadar etmez diyor. Yok. Bugünkü yaşım doğum yılımın rakamları toplamına eşit. Bu konuşma hangi yılda yapılmıştır diyor. Şimdi 1979 yılında doğan Orkun bugünkü yaşım doğum yılımın rakamları toplamı. E toplayalım burayı. 1 artı 9 artı 7 artı 9. 18, 8 daha 24. 24 yaşındaymış e, bu konuşmanın yapıldığı yılda Orkun. E, hangi yılda yapılmış diyor. E, doğum yılını ekle abi. 1979'a 24'e ekle. Kaç olur? E, 1999, 2003 yılında başlamış. E, yapılmış bu konuşma. Uçlar Vadisi'nin başladığı yıl olarak söyleyebiliriz. <laughs> Alakası gereksiz bilgilerde bulun. 36 yaşında lan 2003 diye bir yıl vardı ya bu arada. Vay anasını ya. 2003 diye bir yıl vardı ya. Hatırlıyorum da 2003 yılını. Vay be. Böyle giderdik halı saha top falan oynardık. 2003 yılında. Vay anasını ya. Ne yıllardı ya. FIFA 2003 yeni çıkmıştı o zaman. Kapağında böyle Raul Gonzalez falan vardı. Real Madrid'de oynayan. Böyle heyecanlanırdık falan. İnternet kafeye, internet kafe o zamanlar çok modaydı. Benim arkadaşlar internet kafede, e, kafeyle ilgili bir anım var. E, internet kafeye gitmeyi çok severdim ama hani harçlığım belli bir paraydı. Böyle sürekli gidemiyordum internet kafeye. Gittiğim zaman ama ya böyle bir şey olamaz ya. Yani o internet kafeye gittiğim zamanki his, his, hissimi şu an hala... O mutluluğun bana verdiği hazzı şu anda böyle vücudumda hissedebiliyorum. Yani o internet kafesinin kapısından girince öyle margarinli tost kokusuyla sigara kokusunun böyle bir karışımı bir koku vardır orada. Ve böyle herkeste şöyle bir kulaklık vardır. Şimdi böyle güzel böyle şeyin kulaklıkları çıktı falan böyle ee, boost kulaklıklar çıktı falan güzel böyle slim falan. O zaman öyle bir şey yok. Şöyle bir kulak masaya böyle uzay fır, fırlatıyor musun gibi şöyle bir kulaklık var. Böyle buradan geliyor falan böyle. Herkes kulaklıklarla falan böyle oynuyor, bilmem ne yapıyor. O zaman şey vardı işte. Masa 7'yi aç abi, masa 3'ü aç falan diye bakıyorsun boş neresi var. Şimdi o bilgisayarda iyi mi kötü mü bilmiyorsun. Boş bir tane bilgisayar var. Ve çok enteresan tipler vardı orada. Mesela adamın biri mesela sabah eee 9'da geliyordu oraya ve akşam 7'ye kadar cennet mahallesi diyordu mesela. Öyle bir adam vardı. Yani adamın eşkal bu. Yani 9'da geliyor ve akşam 7'ye kadar işte kaç saat? 3 oradan yani 10 saat. Adam 10 saat boyunca ve işte saati 1 lira diyelim 10 lira ki o zaman 10 lira iyi para şimdinin 100 lirası gibi düşünün. 10 lirayı adam bir gün boyunca ne için veriyordu? Hadi bir de yediğini falan da koy içine 15-150 lira para harcıyor diye düşünelim. Niye? Sabahtan akşama cennet mahallesi diyordu oturup bak izliyordu, sigara molası veriyordu, bir dışarı çıkıyordu, tekrar geliyordu falan böyle öyle tipler vardı. Ben de tabii oyun oynamaya gidiyordum orada arkadaşlar var falan. Sonra bir gün bize bilgisayar alındı. birinin evde birinin bir işi vardı. Böyle bilgisayar getirdiler. Bu bilgisayar falan. O zaman tabii bilgisayar çıkalı çok oldu ama çok durumumuz yok. bilgisayar geldi eve. Lan bakıyoruz falan filan böyle hani meteor düşmüş uzay mekiği düşmüş de içine bakıyormuş gibi lan bu ne falan böyle arkası böyle uzun monitörlerden falan böyle. Açıldı bilgisayar sadece şey mayın tarlası var böyle soliter papas falan var ona bakıyorsun böyle. Hiç böyle internet kafedeki gibi işte Age of Empires'lar işte GTA 3'ler falan filan öyle şeyler yok. Neyse ben de e, dedim ki olmasın abi giderim dedim. O zamanlar böyle şey var. Disket diye bir şey var arkadaşlar. CD'ye benziyor. Yok o zaman CD var. Disket daha önceydi. CD'ler var o zaman. E, dedim CD'ye giderim. Onun içine şey yaparım falan filan. Oyunları atarım eve gelir oynarım. Kafada şey bu yani. Bedavaya getirecek. Gittim internet kafeye. de böyle hani illegal bir şey Yani böyle şey... E, yasaklı madde ticareti yapıyormuş gibi ceketimi iç cebinden çıkarttım bilgisayara koydum. Tabi yani olur mu lan öyle bir şey setup'ı var onların hepsinin ben kısa yollarını alıyorum CD'nin içerisine sürüklüyorum. Sürükledim CD'nin içerisine. Güzel de oldu böyle koydum. Oyunumu da o gün oynadım. Biraz da erken çıktım. Biraz da evde oynarım falan şeyi böyle eve gittim. Ee, işte bilgisayar açtım böyle şeyle hevesle falan şey yaptım. Tabi çalışmadı arkadaşlar. Çalışır mı yani öyle bir şey olur mu? O oyunun setup'ını kurman lazım vesaire. Tabii biz bilmiyoruz o zamanlar. Bu yaşadığı anlattım 2003 yılında olmayabilir yalnız ya. Yani. 2000 yılında falan da olabilir. Şimdi düşündüm de sanırım 2000 yılındaydı 2003'te değildi. Neyse. Anımı da anlatmış oldum böylece. Çok üzülmüştüm o gün. Yani e, akşam bayağı bir kötü geçmişti akşam. Oturdum böyle salonda bağ bahçesi yanmış böyle çiftçi gibi böyle yerdeki halı desenlerini falan izliyordum. Böyle kötü bir gündü ama 2003 değildi 99 ya da 2000 yılıydı diye hatırlıyorum sanki. Peki devam edelim. 36 yaşında bir annenin 3 çocuğundan ikisi ikizdir. Aa. şimdi annenin yaşı 36. 3 çocuğundan ikisi ikizdir. O zaman ikizler diyelim şöyle bir de 3. E, çocuk diyelim. Böyle ikisi ve üçüncü çocuk. Ee, diyor ki ikizlerden biri diğer çocuktan 4 yaş büyüktür. O zaman diğeri de büyük. Yani ikizlerden biri 4 yaş büyüktür, öbürü 5 yaş büyük olmaz. İkizler aynı yaşta olur. O zaman şöyle yapalım isterseniz. Çocuklardan birincisi diyelim, ikincisi diyelim ve üçüncüsü diyelim. Buna x diyelim, buna x diyelim. Ee, buna x eksi 4 diyelim. Niye böyle yaptım? Açıklayayım hemen. İkisi ikizdir diyor. O zaman yaşları aynı. İkizlerden biri Diğer çocuktan yani üçüncüden 4 yaş büyüktür. O zaman bu da ikizlerden 4 yaş küçük olmuş oluyor. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. O da olur yani hiçbir farkı yok. İkizlere x artı 4 dersiniz ikisine de. x artı 4 x artı 4 dersiniz buna x dersiniz. Yine 4 yaş büyük olmuş olur ikizler problem yok. Ee, 3 yıl sonra 3 yıl sonra annenin yaşı 39 olur. Eee... Bu x artı 7 olur. Bu da x artı 7 olur. Bu da x artı 3 olur. Ne diyor? 3 yıl sonra 3 çocuğun yaşları toplamı annenin yaşının 2 fazlası. Annenin yaşı 39, 2 fazlası 41. Bunların yaşları toplamı da 3 tane x artı 7, 7 daha 14, 4 daha, şey 3 daha 17. Bu tarafa atarsam 3 tane x eşittir. Kaç oluyor arkadaşlar? 24 mü oluyor? 24. Buradan x eşittir 8. Ne soruyorsun? Küçük çocuk bugün kaç yaşındadır? 3 ee, yıl yıl sonradayız şu anda. Bugün dediğine göre şuraya gideceğiz. E zaten çocuğa x demişiz. İsabetli olmuş x dememizde cevabımız 8 çıktı. Tamam. 18. Oo, böyle öncüllü öncüllü deniyorsun. 3 arkadaşın yaşları ile ilgili aşağıdakiler veriliyor. Ali doğduğunda Burak 6 yaşındaydı. Demek ki Burak Ali'den 6 yaş büyük. Bunu anlıyoruz. Ali, Burak, x artı 6 ve x diyebiliriz. Tamam. Burak doğduğunda canın doğmasına 4 yıl vardı. Bak Burak doğduğunda canın doğmasına 4 yıl varsa Burak candan 4 yaş büyüktür. O zaman canı yazdığımız zaman Burak candan 4 yaş büyük olacaksa canın yaşına x artı 2 diyelim ki 4 ekleyince Burak'ın yaşını versin. Anladık mı? Ali Burak'ın bugünkü yaşına geldiğinde Ali Burak'ın bugünkü yaşına geldiğinde yani x artı 6 olduğunda yani aradan 6 yıl geçtiğinde o zaman Burak'ın yaşı x artı 12 olur. Can'ın yaşı da x artı 8 olur. Burak'ın yaşı Can'ın yaşının 2 katının 14 eksi oluyor. Burak'ın yaşı eşittir Can'ın yaşının 2 katının 14 eksi oluyormuş. Çok güzel. Şimdi devam ediyorum. Hemen x artı 12 eşittir. İçeri dağıtırsam 2x artı 16. 14 çıkartırsam artı 2. Buradan x eşittir 10 çıkar. Ali'nin bugünkü yaşı, Ali'nin bugünkü yaşını zaten x demiştik. Sorumuzun cevabı 10 geldi. Tamam mı? Yaş problemlerinde düzenli işlem yaparsanız sıkıntı yaşamazsınız. Ha, zor sorular var mı? Efficinado testlerinde göreceğiz. Var tabii ki zor sorular ama Mert hocanız onların içinden de sizi ayıklayacak. Merak etmeyin. Yukarıdaki tabloda Ali ve Buranın A yılındaki ve B yılındaki yaşları verilmiştir. Buna göre x kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar yılların ne olduğunun bir önemi yok. A yılından B yılına geçtiğimiz zaman tamam mı? Ali ile buranın yaşları farkının değişmemesi lazım. Yani 5x'ten 5x'ten 3x artı 6 çıktığında yaş farkı neyse A yılında B yılındaki 7x eksi 8'den 4x artı 6'yı çıkarttığımızdaki yaş farkının da aynı olması lazım. Bu soru bunu söylüyor bize. Buradan 2x eksi 6 gelir. Buradan da 3x eksi 14 gelir arkadaşlar değil mi? Aynen. Bunu bu tarafa atarsam x eşittir 8 gelir. Zaten bize de neyi soruyor? X'i soruyor. Anlaştık mı? Kuzucuklar. Şimdi geldik bir özelliğe. Yaş ortalaması özelliği. Aritmetik ortalamada oran orantını da yaptık. Şeyde de yaptık şey istatistikte de yapacağız. Aritmetik ortalamayı 3 kere işleyeceğiz arkadaşlar. Oran orantı da işledik. Şimdi yaş ortalamasında da biraz aritmetik ortalama var. Bir de istatistikte işleyeceğiz. Yaşları toplamı x olan en kişinin yaş ortalaması nedir acaba? Bakalım. Yaşları toplamı 100 olan yaşları toplamı 100 olan 10 kişinin 10 kişinin yaş ortalaması 100 bölü 10'dan 10'dur. Yaşları toplamı 200 olan 10 kişinin 200 bölü 10'dan 20'dir. Yani yaşları toplamı o x olan en kişinin yaş ortalaması x bölü n'dir. Yani yaşların toplamı bölü kişi sayısı. Aynı aritmetik ortalamadaki gibi sayıların toplamı bölü sayı adediyle aynı mantık burası aslında. Orada sayılar burada insanlar devrede. Bugünkü yaş ortalaması a olan bir topluluğun t yıl sonraki yaş ortalaması ne olur arkadaşlar acaba? Hadi bakalım. Bugünkü yaş ortalaması A yıl değil de 10 e, A değil de 10 olsun. Bir topluluk, kaç kişilik bir topluluk olsun? 5 kişilik. 5 kişilik bir topluluğun yaş ortalaması 10. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Yaş toplamı T ise T/5 bölü 10'a eşit. Yani bu kişilerin yaş ortalaması şey yaşları toplamı 50 buradaki 5 kişinin. T yıl sonra Mesela aradan 3 yıl geç diyelim. Şimdi aradan 3 yıl geçerse 5 kişi toplamda 3'er yaş büyümez mi arkadaşlar? Yani 1, 2, 3, 4, 5 kişi var. Hepsi 3'er yaş büyür. Yani toplamda yaş toplamı 50'den 65'e çıkar. 3 çarpı 5'ten. 65. Peki kaç kişi burası? E hocam yine 5 kişi. Değişmedi. O zaman 65 bölü 5'ten ne oldu cevap? 13. Yaş ortalaması 10 iken ne oldu? 13. Kaç yıl geçmişti? 3 yıl. Bak yaş ortalaması 3 yıl arttı. Yani a yaş ortalaması A olan bir topluluğun T yıl sonraki yaş ortalaması direkt A artı T olur. T yıl önceki yaş ortalaması da direkt A eksi T olur. Tamam. Örnek vererek göstermek istedim size. Niyesini merak etmeyin diye. Örnek 20'ye geldik şimdi. Yaşları farkı 10 e, yaşları farkı 10, 10 olan Pardon. Yaşları farkı Yaşları farklı 10 çocuğu. Ben dedim ne? Yaşları farklı 10 on... yaşları farklı. <laughs> evet. Yaşları farklı 10 çocuğun bugünkü yaşları ortalaması 3'tür. Yaşları toplamı bölü 10 çocuk yaşları ortalaması 3. O zaman bu çocukların yaşları toplamı 30. Bunu yazalım. Buna göre bu 10 çocuğun 1 yıl sonraki yaşlar ortalaması gerek yokmuş. Bugünkü yaş ortalaması 3 ise 1 yıl sonraki yaş ortalaması da 3 artı 1'den 4 olur. Ya da şöyle düşünün. 10 çocuk var. Her biri 1 yaş büyüyecek. Toplam 10 yaş büyüyecekler. 30 ne olacak? 40. Kaç çocuk var yine? 10 çocuk var. 40 bölü 10'dan yaş ortalamasının oldu 4. Tamam bu güzel bir kolaylık sağlıyor yaş ortalaması sorularında. 21. Bugünkü yaşları toplamı 180 olan bir grup sporcunun 3 yıl önceki yaş ortalaması 9'sa bu gruptaki sporcu sayısı kaçtır diyor. Hmm. Arkadaşlar. 3 yıl önceki yaş ortalaması 9 sa 3 yıl sonraki yaş ortalaması 12 olur. Yaş ortalaması 12 ise yaş toplamını kişi sayısına böldüğümüz zaman 12 çıkması lazım. Beyin bedava. Buradan 12x eşittir 180'den x eşittir 15 gelir. Yani bu grupta 15 kişi varmış. Bir aşağı gelelim. Denemek ister misin? Hadi bakalım. 5 kişilik bir arkadaş grubunun yaş ortalaması 24'tür. 6 yıl sonra gruba 18 yaşında bir arkadaş daha katılıyor. Buna göre grubun son durumundaki durumdaki yaş ortalaması kaç olur diye soruyor. Şimdi 5 kişilik bir grubun yaş ortalaması 24 ise yaş toplamı bölü kişi sayısı 24'e eşitse bu grubun yaş toplamı 24 çarpı 5'ten 120'dir. 6 yıl sonra bak 6 yıl sonra 6 yıl sonra yaş toplamı kaç olur arkadaşlar? 5 Kaç kişi vardı? 5. 6 kere 5'ten 30 artacak. Yani 150 olacak yaş toplamı. 6 yıl sonra gruba 18 yaşında bir arkadaş daha katılıyor. Ha, bir de 18 ekleyeceğiz buraya. 168 oldu bizim neyimiz? Yaş toplamımız. Grup 5 kişiydi. Bir kişi daha geldi. 6 kişi oldu. Grubun son durumdaki yaş ortalaması 168 bölü 6 olur arkadaşlar. Bitti. 168'i şurada kenarda hemen 6'ya böleyim. 2 kere var 12, 48'de 8 var. O zaman 28 olur bizim yeni yaş ortalamamız diyebiliriz. Tamam mıdır? 23. Yaşları 2, 6, 9, 14 ve 17 olan 5 kişinin kaç yıl sonraki yaşları toplamı 68'dir? Ha. Şimdi. Yaşları toplamı 68'dir. Yaşlarının toplamını şimdi bulalım biz o zaman. 2, 6 daha 8 9 daha 17, 17 daha 34, 34'ü e 14 eklersem 48. Şu andaki yaşları toplamı 48. Kaç yıl sonra yaşları toplamı 68 olur diyor. Aradaki yaş toplamı kaç? 20 yaş toplam farkı var ama 5 kişinin. Yani 5 tane T yıl olsa her yani T yıl sonra her biri T T T T T 5 T kaça eşit? 20'ye buradan T ne olur? 4. Yani 4 yıl sonra yaşları toplamı 68 olur. Burada da aritmetik ortalamadan değil de yaş toplamından gitmiş arkadaşlar. ÖSYM'nin son yıldaki, son yıllardaki hatta son 10 yıldaki yaş problemlerinde sorduğu yaş ortalamasını incelediğim zaman şu kazanımlardan başka hiçbir kazanım yok arkadaşlar. Zaten kazanım yok da başka. Ee, yaş ortalamasında. Yaş ortalamasında şuradaki 4 soru artı 1 özelliği bilseniz yeter ama öyle güzel sorular var ki bunu size çok güzel bir şekilde kullandırıyor sorunun içerisinde. Öyle soru çözeceğiz mi? Hayır, çözmeyeceğiz. <laughs> Tabii ki çözeceğiz. Yarın yani 39. günde bununla ilgili çok tatlı, çok güzel sorular çözeceğiz. Şimdi burada bütün soruları tekrardan kendiniz çözebilecek kadar bu videonun içinde kalıyorsunuz arkadaşlar. İzledim tamam bitti ben zaten yaparım değil. Bunların hepsini çözebileceğine eminsen eyvallah. O zaman hemen açıyorsun soru bankanı. Hangi soru bankası? Hangisi olursa hiç fark etmez. Klasik sorulardan benim için, benim için değil kendin için ama benim için de <laughs> iki tane test çözüyorsun. Kaç soru olur? 24 soru 25 soru 26 soru duruma göre yeter yani 30 sorunun üstü çok olur 2 tane test Testin bir tanesi 12 soru olsa 24-25 tane soru çözsen yeterli Yaş problemlerinin klasik kısmı bu şekilde güzelce oturacaktır arkadaşlar Peki ben soru işaretleteyim mi Ben soru işaretleteyim Güzel sorular vardı birkaç tane Şöyle bakayım mesela şu Görkemli Yusuf'lu soru güzeldi hem sayı basamakları var işin içerisinde Hem de şey var Ha, yıldız atmıyorduk kalp bırakıyorduk, değil mi? Unutmayalım. Evet, bu soru güzel bir soru. Bunu tekrar bir ee, çözelim bakalım. 12. soru tatlı bir soru. X artı y artı z bir anda karşımıza çıktı, güzeldi. Şöyle bir işaretimi atayım. Zaten ilk sayfadaki sorular böyle bizi hazırlayan sorular arkadaşlar. Bir de şuradan işaretleteceğim soru var mı? B bakayım, 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 bakayım. Şu soru da güzeldi. Fena soru değildi. Doğmasına, olmasına. Bu soruyu da şöyle bir yuvarlak içine alalım. İkizler sorusu da fena değildi. Bu soruyu da beğendim. Tamam. Peki kaçıncı günü yaptık bugün? 38. Vay be. Yavaş yavaş arkadaşlar 40'a doğru gidiyoruz. Sonra 50 olacak. 60. 60 olunca geri sayacağız. Son 10 gün arkadaşlar diyeceğiz. Beni her gün görüyorsunuz. Ama bu ara izlenmeler baya bir azalmış ya. Hani şeyden dolayı demiyorum. Çok taktığım için yani izlenmeler azalmış. Böyle evde oturup ağlıyor değil mi? Yorganı üstüne çekmiş izlenmeler azalmış. Ya yani tabii ki izlenmelerin azalması ee, bizi üzer arkadaşlar şunu söyleyeyim şimdi abone sayısı artıyor mesela abone sayısının e, ben YouTube'da bir şey doğrudan bir etkisi olduğunu falan düşünmüyorum açıkçası ama Bizi motive ediyor ya yani daha fazla kitlelere ulaştığımızı hissediyoruz yani illaki ki öğrencinin motivasyona ihtiyacı olduğu kadar öğretmenin de motivasyona ihtiyacı var ee, ben mesela sizin olumlu yorumlarınızdan güzel yorumlarınızdan acayip güzel bir şekilde motive oluyorum yani çok aşırı hoşuma gidiyor yani Gitme gitmesin mi gider yani niye hoşuma gitmesin ben çok seviyorum sizin olumlu yorumlarınızı o yüzden işte kanala böyle destek olmanız falan da çok hoşuma gidiyor abone olarak videoları beğenerek o değerli kıymetli zamanınızı harcayıp yorum yaparak güzel oluyor hoşuma gidiyor İzlenmelerin azalması da e, o aynı oranda üzüyor ama yapacak bir şey yok e, bakıyorum 100 bin kişiyle başlıyoruz 2000 kişiye düşüyor bin kişiye 1500 kişiye düşüyor. Yani bu doğanın kanunu arkadaşlar hani nasıl doğal seçilim varsa hayatta güçlü olan yani hayvanlar alemini düşünelim. Güçlü olan hayvan zayıf olan hayvanı yiyorsa aynı şekilde bu sınav maratonu da biraz böyle maalesef benzetmek çok doğru bir şey değil ama yani o, o da biraz ona benziyor. Güçlü olan ayakta kalıyor. Zayıf olan işte 10. günde düşüyor. Bazısı 15. günde iptal oluyor Bazısı 20. günde iptal Oluyor. oluyor. Bazısı geriden geliyor. O geriden gelenleri de biliyorum. Ama şu da bir gerçek ki kampa başladığımız kadar kişi maalesef burada değiliz. Ee, i̇nşallah bir gün o günleri de görürüz. Yani başladığımız kampı aynı kişi sayısı kadar bitireceğimiz günlerde de gelir inşallah. Ee, Hepiniz çok seviyorum. Hepiniz benim için çok değerlisiniz. Hepiniz benim için çok kıymetlisiniz. Önce sağlığınız sonra motivasyonunuz asla kaybolmasın. Harika gidiyoruz. Çok güzel gidiyoruz. Ve bu işin sonuna kadar götüreceğiz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere canlar. Hadi bay bay.